Anadolu ve Uygur türküleri söylendi, iki kültürün halk oyunları sergilendi. Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve kültürel işbirliklerine her geçen gün yenileri ekleniyor. O işbirliklerinden biri de radyoculuk alanında. Yön Radyo ve Sincar Halk Radyosu arasında yapılan yayın işbirliği anlaşması 10. yılına girdi. Basın ve yayın dünyasından çok sayıda ismin davet edildiği 10. yıl kutlaması da İstanbul'da yapıldı. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbol Başkonsolos Vekili Chen Su, RTÜK Yönetim Kurulu üyesi, Basın ve Enformasyon İstanbul Şube Başkanı ve Ulusal Kanal yöneticileri de kutlamaya katıldı. Çin'den de misafirler vardı. Sincar Uygur Bölgesi Radyo Televizyon İdaresi Başkan Yardımcısı Yo Len ve beraberindeki heyette kutlamada yer aldı. Törenin açılış konuşmasını Yön Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Mansur Kılıç yaptı. Kılıç, işbirliğimiz daha da artacak dedi. 10 yıllık yayın işbirliğimizin başarısı bize gelecek 10 yıllarda da birlikte daha fazla çalışmanın sorumluluğunu yüklemektedir. Ardından kürsüye Yo Len çıktı. Yen, radyo kardeşliğinin iki kültürü bir araya getirdiğini söyledi. Çin'in İstanbul Başkonsolos Vekili Chen Su, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin daha da artacağını vurguladı. Konuşmaların ardından sıra iki kültürün tanıtılmasına geldi. Önce usta sanatçılar Erdal Erzincan ve Aysun Gültekin sahneye çıktı. Uygur bölgesinin tanınmış sanatçılarından Gülnur Rahim de Kırmızı Gül türküsünü söyledi. Anadolu ve Uygur bölgesinin halk oyunları büyük bir ilgiyle izlendi.